Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırın gerektirmeyen, pişirme gerektirmeyen çok lezzetli bir ikramlık tarifim var. Evde bulduğunuz malzemelerle çay demlenene kadar hazırlayabileceğiniz çok lezzetli bir bisküvili pasta aslında bu. Şimdi tarifimizin yapımına hemen geçebiliriz. Bir su bardağı sütü uygun bir çırpma kabına alıyorum. Üzerine bir paket krem şantiyi ilave ediyorum. Ve krem şantimi çırpıyorum. Bu kıvama gelinceye kadar çırptım. Şimdi içerisine 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi ilave ediyorum ve güzelce karıştırıyorum. Bisküvimden aldım. Süte batırıyorum. İçinde çok fazla bekletmiyorum. Islanması yeterli. Üzerine bir miktar krem şanti sürüyorum. Kenarlarına taşmasını hiç sorun etmeyin. Zaten krem şantiye bulayacağız kenarını. 2 dilim muz koyuyorum. Biraz da ceviz kırıntısı ekliyorum. Aslında çilek olsa çilek eklemek de çok güzel olur ama şu anda elimde çileğim yok. Siz evinizde çileğiniz varsa bunun arasına şöyle minik minik doğradığınız çileklerden de ilave edin. Çok güzel olur. Hemen bir adet daha bisküvi aldım. Onu da üzerine kapatıyorum. Bir kat daha krem şanti sürüyorum. Bunun üzerine de 2 dilim daha muz ilave ettim. Şöyle güzelce bastırıyorum. Üstteki bisküvinin yapışması için çok az daha krem şanti sürüyorum. Sonuncu bisküvimizi de alıp üzerine kapatıyorum. Ve yanlarına, üstüne krem şantiyi şöyle dağıtıyorum. Çok ince bir tabaka halinde. Krem şanti sürdüğüm taraflarını güzelce Hindistan cevizine buluyorum. Ve tabağıma koyuyorum. Pastamızı tabağa batırmak yerine şöyle elimizle atmak daha pratik oluyor. Onu da söylemek isterim. Şöyle alıp alıp üstüne atıp şöyle yanlarına da yapıştırabilirsiniz. O zaman pastamız dağılmamış oluyor. Bisküvilerin hepsini hazırladım. Aşağı yukarı 2 paket petibör bisküvi kullandım. 13 tane de şu anda pastam çıktı. Pastamızın üzerine benmari usulü erittiğimiz çikolatayla süslemek istiyorum ben. Uygun bir tencereyi ocağa aldım. Altını yaktım. Yarısına kadar içerisine sıcak su ilave ediyorum. Üzerine kuru bir cam kap koyuyorum. İçerisinin tamamen kuru olması gerekiyor. Çikolatayı koyacağımız için. Çikolatalarımı içine atıyorum. Suyun buharıyla erimesini sağlıyorum. Şöyle bir paket sütlü çikolata kullandım. Çikolatam tamamen eridi bakın. Şimdi sos torbasına çikolatamı alıyorum. Çikolatayla süsledikten sonra üzerine birer tane böğürtlen koyacağım. Siz dilerseniz çilekle de süsleyebilirsiniz. Çok güzel görünür. Ben pastamı bu şekilde süsledim. Siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Biraz da buzdolabında bekleteceğiz. İyice soğusun, kendine gelsin. Biraz soğuduktan sonra servis yapabilirsiniz. Yemelere doyamayacağınız lokum gibi bir bisküvili pasta olur kendisi. Pastamızın bir de dokusunu göstermek istiyorum sizlere. Gerçekten çok güzel olmuş. Böyle bol Hindistan cevizli, ağızda lokum gibi dağılan müthiş bir şey olmuş. Böyle fırınsız, ocaksız, pişirme derdi olmadan çabucak yapabileceğiniz oldukça güzel bir tarif. Siz de bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Gerçekten çok pratik bir tarif. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.